Efendim Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir Dosta Doğru programında yeniden beraberiz. Bugün yine sevgili Abdurrahman Önür, sevgili Mustafa Duman kardeşlerim, Peker kardeşler ve izleyicilerimizle beraberiz. Efendim bu gece hem sorularınız var, hem önemli konular var ve hem de türbe ziyaretine gireceğiz. Ama öncelikle Twitter'dan şu andan itibaren, Gmail'den şu andan itibaren ve Facebook'tan şu andan itibaren bize sorular için veya kitap için isimlerinizi yazdırabilirsiniz inşallah. Efendim gusül abdesti konusu var. Belki önemsiz diye geçip gittiğimiz ama son derece önemli olduğuna inandığımız gusül abdesti konusunda birkaç kelime söylemek istiyorum. Tabii bu arada dünyada demin gelirken Nijerya'da bir örgütün bir köyü basıp 100 kişi öldürdüğünü, dün Paris'teki olay, dünya maalesef teröre kurban ediliyor ve şiddet günden güne tırmanıyor. Hiçbir manada şiddetin yanında olmak mümkün değildir. Çünkü çoğu kez dini kılıflı hadiseler siyasi amaç ile ortaya çıkıyor ve maalesef Müslümanlar mahkum ediliyorlar. Bunlara karşı çok derece dikkatli olmak ve olayları iyi okumak lazım. Bütün dinlerin kutsallarına hep beraber saygı duymamız gerekir. Eğer bütün bunları yapar ve dünyayı önümüze koyup beraberce düşünecek olursak, insanlar geleceğe daha umutla, daha ümitle bakabilirler. Biz Müslümanlar olarak olaylara böyle bakmamız ve şiddetin yanında olmamamız gerekir. Öteki yanda bütün dinlerin kutsal saydıkları her değere saygı duymamız, oturup bunları konuşmamız, dinlerin kutsalları konusunda da hassas olmamız gerektiğini birbirimizin kulağına fısıldamamız gerekir. Bu dünya bizim için ve bu dünyada beraber yaşamak durumundayız. Efendim gusül abdesti vücudun tümünün manevi yönden yıkanması demektir. Niyet, guslün niyeti vücudu manevi olarak yıkamaktır. Su da onun maddi takipçisidir. Su bulamayan teyemmümle gusül alır. Demek ki gusülde önemli olan guslü gerektirecek bir hal olduktan sonra o nedir? Rüyalanma bunlardan biridir. Kadının doğusalıktan kurtuluşu bunlardan biridir. Kadının adetten kurtuluşu bunlardan biridir. Genç delikanlılar gece rüya görürler, sabah kalkıp yıkanmak isteyebilirler. Elbiselerinde eğer bir ıslaklık görürlerse yıkanmayı gerektiren bir hal olmuştur. Bazen bunları söylemek lazım delikanlılara. Çünkü delikanlılar bunları babalarıyla, anneleriyle paylaşamıyorlar. Efendim iç çamaşırında bir ıslaklık varsa delikanlının yıkanması gerekiyor. Yıkanması için buna bu ne diyoruz? Cünüplük hali diyoruz. Cünüplük hali gitmeden namaz kılamaz, Kur'an'a dokunmaz, Kabe'nin içine girmez ve bazı ibadetlerde guslüye yapmak ihtiyacı hisseder. Demek ki cünüplük halinde yıkanmak şarttır. Bir Müslüman yıkanmadan dolaşmamalı. Ama su bulamadı, 2-3 saat gecikti olabilir. Zaten biz ölen kişinin yıkanması işte böyle bir cünüplük hali bilinmeden olmuşsa en azından biz bilmiyorsak ölüyü yıkayarak o cünüplük halinden de onu kurtarmış oluyoruz. İhtilam halinde, hayız halinin bitmesi, regl günlerinin bitmesi halinde ve doğusalık halinin bitmesi halinde yıkanmak şarttır. Peki guslun olmazsa olmaz şartları nelerdir? Öncelikle niyet, bazı mezheplerde farz, bazılarında sünnet olmakla beraber niyet lazımdır. Niyet nasıldır sevgili gençler? Niyet şudur. Allah'ım niyet ettim ben bu cünüplük halinden kurtulmaya,
yapacağım niyetimi kabul et, ibadetimi kabul et ya Rabbi diye. Delikanlımız, hep delikanlıdan örnek veriyorum. Doğru olan budur çünkü. Delikanlımız banyoya gidecek. Banyoda üzerinde eğer yıkanmayı engel olan, yıkanmaya engel olan tortular, benzeri şeyler varsa bunları buradan arındıracak. Peki guslü gerektiren bir hal varken diyelim koltuk altlarını veya etek tıraşını yapması doğru mudur? Bu mekruh sayılmıştır. Temizken yapmak daha doğrudur. O halde bir gün temizken 15 günden fazla ne eteğinde yani ne de koltuk altında kılların kalmaması gerekir, temizlenmesi gerekir. Bir Müslümana yakışan budur. Temizlenecek. Temizlendikten sonra banyoya girecek ve normal bildiğimiz Bismillah, auzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ım temizlenmek istiyorum, beni kabul et diye elini yıkayacak, ağzına su alınacak, burnuna su alacak, efendim yüzünü yıkayacak, kollarını yıkayacak, başını mesedecek, kulaklarını mesedecek. Bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilen abdesti alacak. Abdesti alırken sadece ki abdestle ilgili ayeti kerimeyi hemen paylaşabiliriz. Abdesti emreden ayeti arkadaşlarımız şu anda sizinle paylaşacaklar. Abdest aldıktan sonraki abdest aldığında ayağını yıkamayabilir. Ondan sonra gusül abdesti alacak. Gusül abdesti birkaç tür alınabilir. Sağ tarafınıza su dökersiniz. Evet. Sağ tarafınıza su dökersiniz. Sağ taraf yıkanır. Yıkanırken ellerimizle hilalleyeceğiz vücudumuzun böyle. Hani bazı insanlar çok böyle kilolu olabilir. O kilolu olan yerlerde hani büyümler olabilir. Oraları ıslatacağız. Ondan sonra sağ tarafa döktük suyu. Sonra sol tarafa dökeceğiz. Sonra da başımızdan aşağı dökeceğiz. Veya sağa döktük, başımıza döktük, sola döktük olabilir. Veyahut da efendim başımıza döktük, suyun altına girdik, duşun altına, bütün vücudumuz ıslandı. Önemli olan vücutta kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudun yıkanmasıdır. Evet, abdest ile ilgili ayeti biraz sonra Maide 6'yı paylaşacağız da, besmele çekerek başlıyoruz gusle. Evet, abdest alıyoruz yani. Ondan sonra ağzımıza, burnumuza su almayı unutmuyoruz. Niyeti de unutmuyoruz. Bütün vücut ıslandıktan sonra aşırı su kullanmak mekruhtur. İşte benim vücudum acaba ıslandı mı? Arka tarafımda kuru yer kaldı mı? Bir iğne kadar yer kalırsa olmaz gibi ürküten sözler söylemişiz. Bunlardan ürkmeye gerek yok. Oradaki maksat şudur. Kuru yer bırakma gördüğün yerde. Ama arkaya ayna koyup da acaba arkamda kuru yer kaldı mı diye aynadan vücudu test etmeye gerek yoktur. Öyle bir mecburiyetimiz de yok. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kuluna gücünün yetmediğini yüklemez. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarla yapacaksın. Ağzına su alırken gargara yapıyorsun, atıyorsun. Burnuna su çekerken genize çekiyorsun. Sağ elle suyu alıyorsun ağzına burnuna, sol elle de sümkürüyorsun. Bütün vücudun yıkandı, gusül sona ermiştir. İlla ki Arapça dua okumak gerekmiyor. Allah'ım gusülümü kabul et dedin, bu gusül gençler yeterlidir. Ama hanım kızlara bir uyarım var. Bir, deriye ulaşmaya, suyun ulaşmasına engel olan şeyler arındırılmalı. Mesela tırnağın üstündeki ojeler. Bakın tırnağın üzerindeki boya değil. Kına olmuş hani, kına bir şey olmaz. Çünkü kınanın altına su değiyor. Ama oje suya engel. Suya engel olduğu için oje abdeste de engel, gusüle de engel. Ojeyi ne yapacağız? Buradan kazıyacağız yıkanırken. Bu bir. Dövmesi olanlar var, dövme. Erkek veya kızların dövmeleri var. Vücudun değişik bölgelerinde. Dövme yaptırmak haramdır, doğru değildir. Hazreti Peygamber dövmeyi yasaklamıştır. Fakat bütün bununla beraber dövme yapmışsanız, altını çizerek söylüyorum, sözlerimiz bazen de yanlış anlaşılabiliyor, dövme yaptırmayın. Ama yaptırmışsanız,
abdestten, namazdan, gusülden de kaçmayın. Gusüle engel değil dövme. Dövme yaptırmak vücuda, bir daha söylüyorum. Gusüle engel değil, abdeste engel değil, namaza engel değil, oruca engel değildir. Bunu yapanlar, bunu kullan, yani dövmesi olanlar abdestlerini, gusüllerini alsınlar. Geçerlidir, kendilerini dinin dışına uzak tutmasınlar. Dinin dışında kendilerini saymasınlar diye söylemiş olalım. Yeni evlilere bir söz. Sevgili genç kızlar, gelinler. Aile büyük. Aile içinde annenle, kayınpederin, kayınvalidenle oturuyorsun, utanıyorsun yıkanmaktan. Çünkü bana ne derler diyorsun. Utanma, git yıkan. Kaynanan seni anlar çünkü o da yıkanmıştır zamanında. Kayınpederin seni anlar, o da yıkanmıştır zamanında. Bunları paylaşın, gidin yıkanın. Ama yıkanamıyorsan mutlaka teyemmüm yap. Yıkanacak saate kadar. Teyemmüm nasıl yapılır hocam? Toprak getiriyorsun, temiz bir toprak. Ellerini toprağın üzerine seriyorsun şekilde. Niyet ettim diyorsun ya Rabbi. Gusül niyetiyle teyemmüm etmeye. Şöyle saç, elini sürüyorsun toprağa. Ondan sonra ellerini şöyle yapıyorsun. Temiz bir toprağa. Yüzüne sürüyorsun. Sonra bir daha ellerini sürüyorsun. Önce sol elinle sağ elini şöyle sıvazlıyorsun. Sonra da sağ elinle sol elini, sol kolunu şöyle sıvazlıyorsun. Teyemmüm bundan ibarettir. Abdest niyetiyle, gusül niyetiyle yapılabilir. Ne zamana kadar? Suyu kullanacak hale gelinceye kadar. Suyu kullanacak hale gelince, yani diyelim ki korku kaybolunca, yoldasın, yola varınca veyahut da kaynanan gitti, uyudu, efendim ortam müsait olduğu, yıkanabilirsin. Gidersin, orada yıkanırsın. Artık gusül, teyemmümle gusül yeterli olmaz. Problem kalktı, yıkanman lazım diye genç kızlarımıza da söylemiş olalım diye ifade ediyorum. Evet, bu Maide 6 gelirse şayet, bu ayeti kerimeyi de kısaca alalım. İza kumtum ila salati fa'silu vucuhakum diye başlayan ayeti kerime, evlezine amenu diye başlayan, ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman bu ayeti kerime farzları söylüyor işte, bakınız. Bir, yüzlerinizi. Namaza kalktığınız zaman burada niyet önemli. Niyetin adını söylemiyor ama niyet var. Kalktığınız zaman o bir niyettir. Bir, iki, yüzlerinizi yıkayacaksınız. Üç, dirseklere kadar ellerinizi, yani kollarınızı, başlarınıza mesheleceksiniz ve iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayacaksınız. İşte. Dört veya beş, niyeti farz sayanlara göre. Beş, niyeti efendim tabii yüzle beraber ağız ve buruna işaret edilmedi. Çünkü yüzün kendi içindedir o da. Ağza ve burun, ağzın için yıkamak, farzın için yıkamak da farzdır. Niyet de farzdır. O zaman tümünü sayarsanız 6'ya kadar çıkıyor. Önemli olan takip edilmesi gereken. Demek ki yüzümüzü yıkayacağız, niyet yapacağız. Ağzın içine, burnun içine su alacağız. Efendim kollarımızı yıkayacağız. Başımızın dörtte birini mesheleceğiz. Başımızın, bakın saçımızın demiyorum. Çünkü saçı olmayanlar başlarına mesheleyecekler. Arka taraf doğru değil, ön taraf. Yani dörtte birini mesheleyecek. Şafilere göre üç kıllık bir yere bile meshedersen yetiyor. Netice itibariyle. Ama önemli olan ayetin devamında ise cünüplükten, cünüp haldeyken gusül yapmayı emrediyor. Ve hasta olursan, su kullanamazsanız veya seferde bulunsanız, abdest bozmaktan gelirse, kadınlara lamestumun nisa, buradaki lames kelimesi dokunmak da anlaşılır. Kadına, çıplak tenine dokunmak da, cinsel münasebette lems kelimesi, lamese kelimesi, yani işte iki taraflı bir eyleme işaret, faale diye bir vezin var. Yani dil itibariyle buradan cinsel ilişki de anlaşılabilir ve su bulamazsanız teyemmümü anlatıyor burada. O zaman temiz toprağa yönelin. Onunla, yani toprakla, teyemmümle yüzlerinizi ve ellerinizi mesledin. Teyemmüm ediniz. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Allah işi kolaylaştırıyor. Su bulamazsan diyor ki ne yap? Teyemmümle bu işi kapat. Nisa sure, Maide suresinin 6. ayeti efendim bunu ifade ediyor.
Gusül önemliydi, çok da soruluyordu. Bu nedenle gusülle ilgili konuya kısaca da olsa ben temas etmek istedim. Gusülü abdesti olmayan hangi ibadetleri yapamaz? Namaz kılamaz. Namaz için, çünkü ne diyor, ayete ne dedi? İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınızda bunları yapın diyor. Demek ki namaz onlarsız olmaz. Yıkanmadan namaz olmuyor. Yani cünüp olan insan namaz kılamaz, temizlenecektir. Şöyle bir görüş var, bazı hoca arkadaşlarımız çokça söylüyorlar. Bir dayanakları yoktur o arkadaşlarımızın. Diyorlar ki regli halinde, adet halinde kadın namaz kılabilir, kılmalıdır. Bu arkadaşlarımızın fıkıh açısından, hadis açısından dayanakları yoktur. Hazreti Peygamber hayız gelince namazı bırak, hayız geçince namaza başla diye emrediyor Resulullah. Kur'an'ın ayetini yorumlayan Resulullah'tır. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Mezhep imamlarımız da böyle ifade ediyorlar. Regl halindeyken namaz kılınmaz. Namazla emredilmemiştir kadınlar. Allah o günlerde namaz kılmayan kadının ibadetini yapmış kabul ediyor. Ve kadınlar hemen hemen her ay 10 gün bu işten kurtulmuş oluyorlar. Değil mi? Yani regl günlerinde yıkanmamış, namaz kılmamış oluyorlar ama kılmamış sayılmıyorlar, kılmış sayılıyorlar. Namaz kılınamaz. Kur'an-ı Kerim dokunulmaz Kur'an-ı Kerim'e. Ama gusül abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabilir. Kur'an-ı Kerim okunamaz derken dokunularak okunamaz. Cümleyi yanlış anlamayalım lütfen. Kur'an-ı Kerim ezberden cünüp halindeki kişi, abdestsiz olan kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyabilir. Regl olan, adet ve lohusa olan kadın ibadet niyetinin dışında ilim niyetiyle, korunmak niyetiyle Kur'an'ın ayetlerini ezberden okuyabilir. Ama gusül abdesti gerektiren bir hal varsa Kur'an'a dokunmak doğru değil. Allah'ın sözü çünkü, yani Kur'an-ı Kerim'e karşı daha dikkatli olmak gerekir. Kabe tavaf edilmez. Bir ihtiyaç olmaksızın camiye girmek, cami çünkü ne için girilir? Cami turistik seyahat yeri değil, ibadet için girilir. İbadet için girdiğinde namaz kılmak gerekir. Cünüp olan insan kılamayacağına göre mecbursa girer, illa görmek istiyorsa görür bir taraftan, hemen çıkar. Evet, adet ve lohusa haldeyken de efendim, yani çocuğunu doğurmuş, henüz adet kanaması bitmediyse lohusayık dediğim o, oruç tutmaz, tutamaz, namaz kılamaz. Peki oruçları kaza eder mi sonra, temizlendikten sonra? Evet. Niye oruçları kaza ediyor, namazları kaza etmiyor hocam? Bu mantıksız değil mi? Mantıksız değil, mantıklı. Çünkü Ramazan'da bir ay oruç. En çok kaç gün oruç tutmayacak? 10 gün. 11 ay içinde bunu kaza etme şansı var. Süre çok çünkü. Ama her ay kılamadığı namazları kaza ederse perişan olur. Niye perişan olur? Her ay 10 gün namazı kazaya kalmış olur. Bu nedenle de oruçtan muaf tutulmamış, kaza edecek, namazdan muaf tutulmuş, kaza etmeyecektir diye söylemiş olalım inşallah. Sanıyorum gusülle ilgili bu kadarlık yeterdir. Şimdi sevgili dostlar, bu gece size bir virt verelim. Virt ne demektir? Her zaman ihtiyaç duyacağınız ve yapacağınız güzel bir ibadet. İbadetin en güzeli Kur'an'la olan ibadettir. Hiçbir ibadet Kur'an'dan daha etkili ve daha güzel değildir. Peki hocam ne yapalım? Denilir ki bir günde 10.000 veya 1.000 defa İhlas suresi okuyan inşallah kabirinde azap görmeyecektir. İhlas suresi neydi? Kul huvallahu ahad. Allahu's-Samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. De ki Allah birdir. Yani sıfatlarında, varlığında tektir. Zatında tektir. Teklik eşi yok, hem de sayı olarak tektir. İki anlamda. Onun için vahid demiyor, ahad diyor. Ahad kelimesinde hem sıfatlarında birlik var zatında ve hem de efendim nitelik ve nicelikte her halükarda tektir. Ortağı yoktur. Lem yelid ve lem yulet,
Allah baba değil, evlat da değildir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنْ اَحَدْ Hiçbir şey ona denk değildir. Samet, yani her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Kur'an-ı Kerim'in itikat sistemini özetleyen ayettir. İhlas Suresi. Hazreti Peygamber İhlas Suresini okuyan Kur'an'ın üçte birini okumuş sayılır diyor. Niye üçte birini hocam? Üç satır Kur'an'ın 114 suresine, 113 suresine daha doğrusu dengelir mi? Bir sure şu anlamda üçte biridir. İnanç sisteminin tümünü özetliyor. Kur'an'ın üçte biri inanç sistemidir. Üçte biri hükümlerdir. Üçte biri ise nedir? Diğer peygamberlerle ilgili kıssalar ve öğütlerdir. Bu anlamda Kur'an'ın üçte birinin özeti nedir? İman. O da İhlas Suresidir. Kul huvallahu ahad. İhlas Suresini okuyana cennetten bir inşallah güzel mekanlar, köşkler, mekanlar verilecektir. Kur'an İhlas Suresi hatmi diye bir hatim var mı? Şimdi hanımlar çok soruyorlar. İhlas Suresi hatmi var mı? İhlas Suresi hatmi diye bir hatim yok. Değil mi sevgili Mustafa Hocam? Değil mi Abdurrahman? Böyle bir şey yok. O nasıl yapıyorlar hanımlarımız? Annelerimiz şunu yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in her satırına annemiz okuyamıyor ya Kur'an-ı Kerim'i. Öğrenmemiş. Okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Her satırın üzerinde elini şöyle gezdiriyor. Gezdirirken de hani böyle satırın üzerine gezdirirken de Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bitti. İkinci satır, üçüncü, beşinci, onuncu her satırda bir defa elini dolaştırırken ve Kur'an-ı Kerim'i bitiriyor böyle. Kur'an okumuyor ama her satırına bir ihlas okuyor. Buna da ne diyor? İhlas hatmi diyor. Bunun doğruluk payı var mı? Hayır. Bunun hiçbir yerde ne sevgili peygamberimiz ne Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde böyle bir hatim yapın diye bir talimat yok. Bu ninelerimizin, amcalarımızın İhlas Suresi'ne olan muhabbetidir. Oku ama illaki elini dolaştırma. Al tesbihi eline, tesbihle çek kul huvallahu ahad diye. Günde 1000 defa, günde 10.000 defa oku. Peki İhlas Suresi hakkında başka ne diyebiliriz? Şöyle bir şey anlatayım. Hazreti Peygamber bir ara sahabiden birkaç kişiyi bir yere gönderiyor. Peygamberimizin usulü şuydu. Hazreti Peygamber merhamet peygamberi, sevgi peygamberi, af peygamberi. Taif'te taşlanırken affetmiş. Uhud'da dişi kırılmış, lanet etmemiş. Esirler gelmiş Bedir'de öldürelim esirleri demişler. Hayır demiş. Okuma yazma öğretsinler bırakalım onları. Resulullah sevgi, merhamet, barış, af yanıdır. Aftan yanıdır. Onu öyle tanıtmak zorundayız. Bütün dünyaya bunu böyle mesaj halde vermek zorundayız. Yoksa vebali büyüktür bu işin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gönderdiği o grup içerisindeki bir sahabi yani imam tayin ettiği sahabi her namazda Fatiha'dan sonra İhlas'ı okuyor. Yani Fatiha'dan sonra kul huvallahu ahad. Birinci rekatta böyle, ikinci rekatta böyle. Halbuki aynı zamanda Mustafa hocam gibi de hafızmış bu sahabi. Kur'an'ın tümünü bilirmiş. Buna rağmen sadece İhlas okuyor. Kul huvallahu ahad. Cemaat sonunda diyor ki isyan ediyor. Akşam kul huvallahu ahad. İki yatsı namazında kul huvallahu ahad. Sabah namazında kul huvallahu ahad. Sen ki ezbere biliyorsun. Bize başka bir sure oku da zevkini alalım. Çünkü sahabe okunan ayetlerin anlamını bildiği için zevkini almak istiyor anlamını bildiği için. Sahabe diyor ki ötekisi ben ancak bunu okurum. Zorluyorlar. İşinize gelmezse imamlıktan istifa ederim diyor. Yani ayrılırım. Siz kendiniz başka bir imam bulun. Tabii ayıramıyorlar çünkü Resulullah onu tayin etmiş. Peygamberin tayin ettiğini görevden almak kimin haddine? Onun için susuyorlar. Medine'ye geliyorlar.
Medine'de Resulullah'a diyorlar ki ya Resulallah, senin tayin ettiğin imam İhlas'tan başka bir şey okumadı. İtiraz ettik, görevi size iade edeyim dedi. Biz de onu yapamadık. Nedir işin doğrusu, ne yapalım? Allah Nebisi çağırıyor bu sahabiyi. Diyor ki bütün arkadaşlarınızın isteğine rağmen siz dilenmiş ve hayır ben İhlas'tan başka bir şey okumayacağım demiştiniz. Sebebi ne? Sahabi diyor ki inni uhibbuha, ben bu sureyi seviyorum. Resulullah niye seviyorsun diyor. Fiha sıfatu Rabbi, Rabbim kendini orada tanıtmış. Ben Allah'ı tanımaktan zevk alıyorum ya Resulallah. Onun için bütün namazlarda İhlas'ı okumak istedim. Resulullah dönüyor. Hubbuke iyyâhe edhalekel cennet. Senin İhlas suresine olan sevgin seni cennete koymuştur diyor. Seni cennete koymuştur. İhlas suresi böyle bir sure. Kısadır diye geçme. Kısadır diye önemsiz sayma sakın. Kur'an'da her kelime önemlidir. Ama İhlas daha önemli. Bir şey daha anlatayım İhlas'la ilgili, önemli. Ondan sonra Resulullah gençlere ne tavsiyede bulunmuş? Sevgili gençler, ekrandasınız biliyorum. Onun için sizinle paylaşalım. Çok önemli bir örnek olduğu için arz ediyorum. Sahabe-i kiram bir sefere çıkıyor. Yani bir yere gidiyorlar Resulullah'la beraber. Uzun bir yolculuk. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam da yolculukta sahabeyle beraber yoldalar. Yalnız Cebrail Resulullah'a geliyor. Cebrail. Diyor ki ey Allah'ın nebisi hazır olunuz. Bugün Medine'de ölmüş bir sahabenin cenaze namazını kılacaksınız diyor. Peygamberimiz Medine'den uzakta. Resulullah diyor nasıl cenaze namazını kılacağım diyor. Bu sahabi kimdir diyor. Onun adı Salebe. Meşhur bir münafıklığa dönüşmüş Salebe değil o. Başka bir Salebe. Salebe bin Muaviye diye bir sahabi. Adı Salebe diyor. Hazreti Peygamber diyor ki nasıl cenaze namazını kılacağım? Ben buradayım, o Medine'de, uzak. Diyor ki ya Resulallah ben kanatlarımı gereceğim yere diyor. Onun cenazesini yükselteceğim. Ve sen onun cenazesini görüp tekbir alacaksın diyor. Hakikaten Cebrail keyfiyetini, nicelik ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde kanatlarını geriyor. Resulullah'la Medine arasına ve Salebe'nin cenazesini yükseltiyor. Böyle o mana aleminde Hazreti Peygamber Salebe'yi görüp tekbir alıyor ve cenaze namazını kılıyor. Sonra Allah'ın peygamberi merak ediyor. Cebrail'e diyor ki Cibril, yani bu çok bilinen bir sahabi değil bu Salebe. Çok iyi bilinen bir, yani meşhur bir sahabi değil. Bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ali değil. Diyor ki Hazreti Resulullah, Cibril diyor, bu Salebe'yi bu makama getiren neydi acaba diyor. Hangi amelinden ötürü bu yüce makama yükseltildi diye sorunca, ya Resulallah diyor, o sabah ve akşam gücü yettiği kadarınca İhlas suresini okurdu. İhlas suresine olan bağlılığından dolayı Allah ona bu makamı verdi. O zaman bu gecenin özeti ne? Bu gecenin özeti şu anda ekran başındaki bütün dostlara sözüm. Elinize tesbihinizi alın, manasını dinleyerek, manasını anlayarak hep beraber mutlak manada günde 500, 100, 1000 defa İhlas suresi okuyunuz. Allah'ım, Allah'ım İhlas suresiyle bizleri haşreyle ya Rabbi. Ya Rabbi İhlas'ın bereketinden bizi mahrum etme. Ya Rabbi mahşer aleminde İhlas suresini bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi haşrimizi İhlas suresiyle beraber eyle ya Rabbi. Mezarımızda bizlere İhlas'ın bereketini nasip eyle ya Rabbi. O zaman hep beraber İhlas'ı ben burada herkes evinde okusun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bir de okuyalım mı? Okumayanlar, bilmeyenler ezberlemiş olsunlar evlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid
ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. O zaman üçüncü kez de okuyalım. Adet yeni gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. De ki Allah birdir, samettir. Yani her şey ve herkes ona muhtaç. O hiç kimseye hiçbir şeye muhtaç değildir. O baba değil, evlat değildir. Hiçbir kimse ona denk değildir. Rabbim bizi ihlasın bereketiyle haşreylesin. Amin. İnşallah diyorum. Ve bir dua paylaşalım mı? Kısa bir dua. Hazreti Halid bin Velid'in bir duasını paylaşalım. Sonra sevgili gençler size biraz hitap edeceğim. İnşallah. Efendim bu ara şöyle bir soru var. Kefir içmek günah mı diye. Kefir diye bir şey, bir içecek var. Kefir. Bu mayalanmış bir özel içecek. İşte ayranla süt arasında bir şey. Kefir içmek günah değildir. Kefir içebilirsiniz. Faydalı olduğu da söyleniyor. Onun için bir sakıncası yoktur. Efendim Hazreti Halid bir gün Resulullah'a geliyor. Ya Resulallah inneka ide minel cinni yekiduni diye başladı o meşhur Resulullah'a şikayetini anlatıyor. Ya Resulallah diyor cinlerden birisi bir grup cin bana vesvese veriyor. Kötülük yapıyor. Cinleri görüyormuş. Gözleriyle Hazreti Halid şeytanlaşmış cinleri tabii. Bana bir şey söyle diyor. Beni kurtar bunlardan. Demek ki büyükler de cinlerle ve şeytanlarla uğraşmışlar. Resulullah diyor ki şunu oku diyor. Çok güzel bir dua. Onun için böyle korkusu olanlar bu duayı okusunlar. Her iyinin ve kötünün anmadan geçemediği tam isimlerinle sana sığınıyorum. Allah'a sığınıyorum yani. Gökten yere inen, yerden göğe yükselen her şeyin şerrinden sana sığınırım. Yerden biten veya yerden yükselen her şeyin şerrinden sana sığınırım. Gecenin ve gündüzün şerrinden sana sığınırım. Gece ve gündüz bana uğrayanın hayırlı olanını nasip eyle ey Rahman. Allah'ın Rahman vasfına sığınıyor burada. Hazreti Peygamber diyor ki ya Halid bunu oku. Halid diyor ki bir müddet sonra Resulullah ne oldu diyor. O halin ya Resulallah geçti diyor. Halid'in sıkıntısını gideriyorsa bu dua sizin de sıkıntınızı giderir hiç merak etmeyin. Rabbim bizi ve sevdiklerimizi her türlü şerden uzak eylesin. Bu duayı herhalde yazdınız veyahut da okumuş oldunuz. Sevgili gençler, şimdi maddeler halinde sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım inşallah. Dilerim elinizden geldiği kadarınca bunlara uyarsınız. Öncelikle hakka hizmet etmek için ilim öğrenin, ilmi sadece dünya için kullanmayınız. Allah rızası için ilim öğrenin ve Allah'ın hatırı için şöhret, makam, mevki alkışlanmak için değil. Nereye geleceksiniz siyasette de, yani politikada da bir yere gelecekseniz, dinde de bir yere gel, İslam'a hizmette de, mühendisi, doktorlukta nereden bir yere geleceksiniz? Sırf Allah için ve halka hizmet etmek için. İki esas ve gayeniz olsun. Allah'a hizmet edin, halka hizmet edin. İki, şefkatli olun gençler. Şefkati sadece kendinize ve kardeşlerinize değil, annenize, babanıza değil sadece. Şefkatli olun ki Allah da size şefkatli davransın. Hazreti Peygamber bir hadisinde öyle buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Mekke'nin gençleri sevin diyor Peygamberimiz. Sonra devam ediyor. Mekke'nin bütün ihtiyarları bana düşmanlık ederken Mekke'nin gençleri yanımda kaldılar diyor. Mekke'nin gençleri yanımda yer aldılar. Mekke'nin gençlerinin başında kim gelir? Hazreti Ali gelir değil mi? Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Muaz tümü gençtiler Resulullah'ın yanında yer alanlar. Ömür, gençlik ve mal ile ilgili bütün bilgilerinizden ve yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.
Kazandığınız her kuruştan sorgulanacaksınız. Harcadığınız her kuruştan sorgulanacaksınız. Ömrünüzü geçirdiğiniz şeyden sorgulanacaksınız. Eğer her gün 5 saat kafede oturuyorsanız, niye kafede 5 saat oturdun diye soracaktır. 10 dakika otur, yarım saat otur. Ama 10 saatin kafede geçiyorsa internetin başında, delikanlı, sen ülkene niye bu çalışmadın diye sorulacak. Niye namaz vaktinde gitmedin camiye, namaz kılmadın diye sorgulanacaksınız. Başkalarına karşı büyüklenmekten ve kibirlenmekten sakınınız. Kimseyi küçük görme. Dünyanın en küçüğü kendini gör. Kendine olan ümidin, kendine olan güvenin yitirilmesin. Güvenini yitirme. Güvenin olsun, güçlü kabul et. Ama kibir dünyanın en çirkin işidir. Allah'ın Resulü buyuruyor. Ahirette dünyada kibir görmüş, kibirlenmiş olanlar ahirete küçülere getirilecekler. Koca imparatorlar, koca sultanlar, dünyayı idare eden firavunlar küçültülmüş olarak mahşer alemine getirilecekler. Ve küçümsedikleri her insandan dolayı bir bir tek tek sorgulanacaklardır. Doğru arkadaş edininiz. Yanlış arkadaşa yola çıkmayın. Çünkü yanlış arkadaş sizi yanlış yola götürür ve sizi ayağınız öyle bir kaydırır ki, kötü arkadaş bir ayı bir seferlik kullan diyor. Bir sefer. Bir seferden bir şey çıkmaz diyor. Uyuşturucu bir sefer kullan diyor. Şu siteye bir defa gir diyor. Hep bir sefer diyor. Bir seferle olur. Cinayet bir seferle olur. Ölüm bir seferle olur. İçki alışkanlığı bir seferle olur. Zinaya düşmek bir seferle olur. Ondan sonra zaten artık raydan çıkar kişi. Gençler, imkanınız varsa sadaka verin. Diyeceksin hocam ben zaten ben öğrenciyim, ben nereden sadaka vereceğim diyorsunuz biliyorum. Gençler, iyi söz söyleyin, gülümseyin. Düşmüş olan kardeşinizi kaldırın. Eski kitabınızı arkadaşınıza paylaşın. Değil mi? İşte sadaka budur. İlla sadaka için milyonlar vermeniz gerekmiyor. İnsanları Allah için sevin. Allah yarattığı için sevin. Sırf sizden, sırf sizin dininizden. Din kardeşi seveceksin tabii. Ama sırf senin mezhebinden, meşrebinden, memleketinden, hemşerin olduğu, aynı okulu paylaşın, aynı mahalleyi paylaştığın için sevme. İnsan olduğu için sev, Allah için sev. Allah yarattı diye yaratılmışı severiz. Kimden dolayı? Yaratandan ötürü. Doğru olan budur. Onun için insanları Allah için sev. Dış görüntünüze çeki düzen verin, derli toplu olunuz. Bazen bir delikanlı geçiyor, erkek mi kız mı diye anlayamıyorsun, yüzüne bakma ihtiyacı hissediyorsun. Kıyafetler o kadar karıştı ki, geçen bir kıyafet alacaktım, kazak alacaktım, sordum, bu erkek mi kız kıyafeti mi? İkisi de giyebilir dedi bana, dedi. Hanım kız. Erkek de giyebilir, kız da giyebilir, fark etmez dedi. Halbuki erkeğinki farklı, kızınki farklı olmalı görüntü itibariyle. Tabii o dükkandan hemen çıktım. Çünkü o dükkanda karışmış her şey birbirine, öyle anlaşılıyordu. Lütfen gençler, kendinize uygun olanı seçin, size yakışanı seçiniz. Yakışanı giyin. Kıyafetinizden erkek olduğunuz veya kadın olduğunuz lütfen bilinsin, ikisi karışmasın. Gençler, abdestsiz ve gusulsüz dolaşmayın. Biliyorum öğrenci evindesiniz, ben de öğrenci evinde kaldım. Bekar yıllarımız oldu, yemek yaptığımız yıllar oldu. Hatta arkadaşlarımızla dolma yaptığımız günler bile oldu evde, yatar evde kalırken. Bekar evlerini paylaşırken gençlerimizle beraber. Ama yıkanmamız gerektiğinde de yıkandık. Gusulsüz dolaşmadık hiç. Sabah kalkarken, evden çıkarken mutlaka abdest aldık. Gençler, abdest alınız. Abdesti dolaşın, çünkü abdesti attığınız her adım sizin için ibadet gibi sayılmaktadır. Abdestliyken ölen şehit ölmüştür diyor sevgili peygamberimiz. Önemseyiniz. Abdestsiz dolaşmayın, abdesti dolaşınız. Öfkelenmeyiniz. Öfkenizi kontrol altında tutunuz. Araba sürerken öfkelenme. Karşıdan karşıya geçerken öfkelenme. Başkasına ters bakma. Ters bakan sana oldu mu başını önüne eğ. Başını önüne eğmek korkaklık değildir. Pislikten, kötülükten kaçınmak ibadettir. Kabadayılık yapma. Kabadayılık yapana dedin ki senin yolun sana, benimki bana. Benim sizinle işim yoktur deyiniz. Edep dahilinde konuşunuz. Yani belaya çatma. Çatmak isteyen belayı da Allah'a havale et. Gençler, bir anlık öfke adamı katil yapar.
bir anlık öfke hayatınızın tümünü zindan eden. Ben bir hafta önce bir cezaevindeydim. Orada oltuda mahkum olan arkadaşlarla görüştüm. Delikanlılar vardı içinde. Genç delikanlılar. Sorduğunda bunlar niye? İşte adam öldürmekten. Bizden farkı yok. Bir anlık öfke, öfkelenme, hakaret etme, küfür etme, anne babaya küfür etme. Küfür edildiğinde de ki utan, senin de baban annen var. En azından bunu söyle. Kıskanç olma. Kıskançlığı hastalık haline getirme. Başkasının malını, mülkünü, makamını, mevkiini, tipini, görüntüsünü haset etme. Senin de güzel tarafın vardır. Ya senin gözün ondan daha güzeldir, ya senin kaşın ondan daha güzeldir, ya senin kalbin ondan daha güzeldir. Ya senin annen baban seni daha çok seviyordur. Mutlaka senin diğerinden üstün bir tarafın vardır, seni mutlu edecek bir tarafın vardır. Lütfen ona bak, kıskanma. Kalbinizi ve dilinizin temizliğine önem verin. Dilinizi güzel kullanın, kalbinizi temiz tutunuz. Sen temiz olursan kalbinle Allah sana merhamet eder, Allah da sana temizlik nasip eder. Namazı kıl, imanını tazele. Hocam iman nasıl tazelenir, eskiyor mu? Kelime-i şehadet getir. Hocalarla görüş, arkadaşlarla görüş, temiz insanlarla görüş. Belli bir grubun, belli bir cemaatin içinde kendini kaybetme. Herkese gir, her gruba, her cemaate gir, çık. Ama Allah ve peygamber girip çıkmayacağın tek yer orasıdır. Allah'a ve peygambere tabi ol, onu tartışma, sadece orada kal. Onun dışında her yerden geçebilirsin, problem yok. Hiç kimseye uymak zorunda değilsin. Uymak zorunda olduğun sadece Allah'tır ve sadece peygamberdir. Aklını, şuurunu, ruhunu Kur'an'a teslim et. Hazreti Muhammed'e teslim et. Onun dışındaki herkes tartışılabilir. Hiçbir kutsal yoktur bunun dışında. Kutsal insan yok, değerli insan var. Şerefli insan var, iyi insan var. Kutsal insan bizim dinimizde sadece Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Kitap Kur'an'dır, kıbledir, namazdır, şudur budur. Bu kadar. Yalan konuşma, uzak dur. Yalan yemin etme. Yalan yemin ettiysen kefaretini öde, fidyesini Allah'a sığın. İzin istemeden bir yere girme. Tek başına kız arkadaşını alıp odaya tıkanma, takılma. Bekar evinde bir kız ve bir erkek tek başına kalıyor. Ya nasıl kalıyorlar? Ben anlamakta zorlanıyorum. Hocam arkadaşı sadece, doğrudur. Ama şeytan da üçüncü arkadaşı orada. Şeytan boş durma. Değil mi? Şeytan mutlaka şeytanlığını yapar. Seni tahrik eder, ötekini tahrik eder. Sen dört dörtlük olabilirsin. Karşıdaki de dört dörtlük olabilir. Ama şeytan bu ya. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ Hazreti Yusuf diyor ki nefsim çok iyidir diyemem. Nefis kötülüğü emredicidir. Hazreti Züleyha'ya az daha Yusuf meylediyordu. Allah'ın burhanını görmeseydi diyor ayet. Yani Allah'ın işaretini görmeseydi az daha Yusuf da Züleyha'ya meyledecekti. İzin istemeden bir yere girme. Arkadaşınla aynı odayı paylaşıyorsun, kapıyı çal. Tak tak tak. Gençler, annenizin ve babanızın kapalı odasını çalmadan içeri girmeyiniz. Kur'an öyle mi diyor? Babanızın ve annenizin evi odasını kapalıysa çalmadan içeri girme. Benim babam anam. Olabilir. Ama baban anan da insandır. Belki baban soyunmuştur o anda. Elbise değiştiriyordur. Senin o halde görmeni istemez belki. Mesela kapıyı çalıp gireceksin. İzin istemeden bir yere, hiçbir yere girme. Cep telefonu çalırken 3 defa çal. 25 defa çalma. Bir günde 30 defa arandığımı biliyorum. Yarım saat içinde. Halbuki 30 defa aramaya gerek yok. Müsait olsam açarım mesela. Kapıyı çalarken kapı çalıyor. 3 defa, 5 defa. Bekliyor. Bir daha, bir daha. Yarım saat gitmiyor mesela. Halbuki sünnet nedir sünnet? Kaç defa? 3 defa çalınır kapı. 3 defa çal. 3 defa telefonu çaldır. 3 defa kapıyı çaldır. Çıkmadıysa yarım saat sonra bir daha çaldır. 2. Kapıyı çaldığında kapının önünde durma. Kapıyı açan bir hanımefendi uygun olmayabilir. Kapıyı çaldıktan sonra yanını dön kapıya.
bu tarafa bak, kapı orada açılacak. Kapıdaki içeri, yani kapıyı açan, buyurun bana, buyurun anlatın dediğinde dönersin. Yoksa kapıyı, Resulullah diyor ki kapıyı çal, kenarda dur diyor. Efendimiz, bir insanın penceresinden gizlice bakan kişi, yani gözüne böyle parmak batırırsa hak eder sanki diyor peygamber. Bakma diyor, kimsenin mahremine bakma. Kimsenin mahremine girme, kimsenin mahremini kontrol etme, kimsenin mahremini ihlal etme. Hastaları ziyaret et. Cenazeyi uğurla. Cenaze olduğunda yanında git. Korkuyorsan mezarlığa kadar gitme. Olabilir insan, ölünün gömüldüğünü görünce korkabilir, gitme. Ben imamken, daha 18 yaşındayken bir gün cenaze imam ilk görevdeyken bana cenaze yıkattılar. 18 yaşındayım, bir köye, Uşak'ın eşmesinin bir köyüne olduk. Ben cenaze yıkadım, daha 18 yaşındayım, bir hafta uyuyamadım. Bunlar olabilir şeylerdir, bunları kınamamak lazım. İnsan etkilenebilir, onun için yapmamak gerekir. Efendim, buna devam edeceğiz. Bu önemli gençler için, ama biraz türbe ziyaretlerinden bahsedeceğim. Türbe ziyaretleri, yarın cuma çünkü türbeye gidecekler var, konuşacağız. Biz sizin için beraberce Eyüp Sultan'a gittik. Eyüp Sultan'dan kısa bir, küçük bir alıntı ve biz buradayız, sonra hemen döneceğiz ziyaretten sonra. Orada duamızı da yaptık. Sonra burada türbeyle ilgili sorularınızın cevabını ve biraz daha vaktimiz olsa Eyüp Sultan'ı konuşacağız. Kısa bir görüntü, buradayız, yayınımız devam ediyor. Var. Bir de seni görecek hocam. Amca, amca senin yolunda koyuyorum. Senin hasta bak kısmet oldu. Tamam, yok iyisin inşallah. Tabii dedim, geldi. Hocam duan istiyoruz bebekler için. İzliyorum ben hocam. Rüyamda gördüm hocam. Eyüp Sultan'la size karşılaşıyorum. Allah razı olsun senden. Tamam. Çok güzel okuyorsun. Bizi çok bilgilendiriyorsunuz. Vallahi, size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah'ın geri razı olsun. Allah karşılaşacağız. Ben bugün hastaneye geldim. Sizinle karşılaşmak varmış. Dua eder misiniz? İnşallah. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah sıkıntısı gidersin. Çok seviyoruz sizi. Ağzından çıkan bal laflar çıkıyor. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin ülkemizden. Allah razı olsun. İstanbul'un en aziz misafiri sayılan, İstanbul'un en şerefli misafiri sayılan bir zatın huzurundayız. Onun huzurunda hakikaten edep lazım, onun huzurunda sükunet lazım, onun huzurunda vakar lazım, onun huzurunda peygamberin bir dostunun, Allah nebisine dokunmuş bir büyük şehidin yanında olmak var. Bereket var burada, onun için bütün İstanbullulara en az haftada bir gün Eyüp Sultan Hazretlerine uğramalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'deki herkesin de çok önemsemesi gerektiğine inanıyorum. Buraya ömründe bir kez Eyüp Sultan Hazretlerine ulaşmalarını ve onu ziyaret etmelerini öğütlüyoruz. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet olduğunda, mahşer olduğunda hangi mekanda, hangi bölgede, hangi şehirde, hangi devlette yani
benim bir sahabem varsa, sahabem onların önderi olarak mahşere kalkacak. Anadolu'nun önderi hiç şüphesiz Eyüp Sultan'dır. Çok veli var, çok şeyh var, çok sadıklar var, büyük insanlar var. Türkiye'de gömülmüş ama hepsinin başının tacı ve merkezi burasıdır. Evet, hepsinin başının tacı hiç şüphesiz Eyüp Sultan Hazretleri. Çünkü Resulullah'ın ev sahibidir. Medine'ye geldiğimizde Efendimiz, Medine'ye geldiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde 6 ay misafir olmuştur. Şimdi ne kadar büyük bir şeref ki biz de peygamberin ev sahibine ev sahipliği yapıyoruz. Belki İstanbul surlarının dibine gömülmekle bize İstanbul'u hediye eden Fatih döneminde, İstanbul'un Fatih döneminde fethinin sebebi Eyüp Sultan'dır, kim bilir. Allah'ın sonsuz rahmeti üzerine olsun. Türbe ziyareti yapılırken ki ben Eyüp Sultan'a her cuma İstanbulluların gitmelerini imkanları olsa tavsiye ediyorum. Türbe ziyareti yaparken türbeye mum dikmek, çaput bağlamak caiz değil, meşru değildir. Türbe sahibinden işte ey Eyüp Sultan Hazretleri, bana ey Zülküf peygamber, Diyarbakır eğildi o da, bana şunu ver demek dinen caiz değildir. En çok ne diyebiliriz? Allah'ım bu zatların hürmeti sayesinde bizi şerden uzak eyle, kötülüklerden uzak eyle. Bu tür dualar yapılabilir. Şerden korunmak niyetiyle, bizlere vesile eyle. Bu kadar. Ama veren Allah'tır, alan Allah'tır, hüküm Allah'ın, karar Allah'ın, mal Allah'ın, mülk Allah'ın, kabul eden yüce Allah'tır. Türbe ziyareti sırasında çaput yok, mum yok. Efendim bezleri oralara sürmek doğru değildir. Eğilip eşik öpmek doğru değildir. Eyüp Sultan eşiğini öpmek doğru değil. Elimizi açarız, ona dua ederiz. Yüce Allah'a kendimiz için dua ederiz. Eyüp Sultan Hazretleri için dua ederiz. Bereketi üzerimizden mahrum olmasın diye. Ve dua ederken de dualarımız şöyle olur. Ya Rabbi, burada yatan bu zatın bereketinden bizi mahrum etme. Bize şefaatçi eyle diye ona dua edebiliriz. Ve orada da bir dua ettik. Oradaki orada karşılaştığımız ziyaretçiler, sıradan bir gündü tabii. Karşılaştığımız ziyaretçilerin, hocam ne olur burada beraber dua edelim dediler. Ben de kırmadım. Biraz sonra o duayı da vereceğiz. Orada beraber dua ettik. Türbede dilek dilemek doğru değildir. Tehlikeli bir sözdür. Ve Allah'ım bu türbenin hürmetine benim şu problemimi gider demek doğru değildir. Allah'ım bu türbenin bereketini üstümüze mahrum etme. Türbe sahibinin demek mümkündür. Türbe için kurban kesmek tehlikelidir ve şirktir. Türbeye kurban adamak şirktir. Bir daha altını çiziyorum. Ancak Allah'a adanır bir şey ve Allah için kesilir. Orada etini dağıtabilirsiniz. Efendim Eyüp Sultan'daki duamızı paylaşıyoruz yeniden. Buradayız ve programımız biraz sonra ilahilerimiz ve güzel bu haliyle inşallah devam edecek. Eyüp Sultan'daki vatandaşlarımızın istediği duamızı hep beraber amin diyelim. Sonra buradayız inşallah. O zaman hep beraber dua yapalım. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Amin. Ve ehdina ilel hakkı ve ila sıratikel müstakim. Amin. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Amin. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Amin. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah. İlahi ya Rabbim, yapmış olduğumuz bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Amin. Hatalarımızı ört ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Namazlarımızı kabul eyle. Amin. Zikrimizi kabul eyle. Amin. Yönelişimizi kabul eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, sevgili peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e olan bağlılığımızı artır ya Rabbi. Amin. Ona olan ittibamızı artır ya Rabbi. Amin. Onun yolundan, bereketinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Mahşerde bizi onunla beraber haşr eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bugün burada sevgili peygamberimizin ev sahibi olan ve uzun süre Medine-i Münevvere'de peygamberimize ev sahipliği yapmış olan
Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ziyaretine geldik. Bu ziyaretimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu ziyaretten nasipdar eyle ya Rabbi. Amin. Bu ziyaretten haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili peygamberimizin, meleklerin, diğer peygamberlerin, velilerin ve böyle büyük sahabenin şerefinden, bereketinden, şefaatinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu vesileyle bütün hastalarımıza şifa nasip et. Amin. Bütün hastalarımıza şifa nasip et. Amin. Bütün hastalarımıza şifa nasip et. Amin. Bütün dertlilere deva nasip et. Amin. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Amin. Hepimizin evlatlarını her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötü halden, kötü hastalıktan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ülkemizde yaşayan insanları birbirini ayıranlardan değil, birbirine kucak açan, birbirini sevenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle. Amin. Allah rızası için. Amin. El Fatiha. Evet, El Fatiha dedik. Fatiha'mızı okuduk. Efendim kitaplarımız için Twitter'dan, Facebook'tan ve Gmail'den bizi arayabiliyorsunuz. Biz ona göre biraz sonra okuyacağız. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra kitaplarımız için arayabiliyorsunuz. Aramızdan sonra buradayız. Hem ilahilerimizi okuyacağız, hem konuşmamız gereken sorduklarınız var, konuşacağız. İzleyicilerimizle beraber, bugünkü misafirlerimizle beraber kısa bir aradan sonra buradayız ve programımız inşallah dosta doğru devam edecek inşallah. Ya Rabbi şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyette okumuşsa ilahi o kardeşimizin niyetini kabul eyle. Ya Rabbi şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyette okumuşsa ilahi o kardeşimizin niyetini kabul eyle. Efendim selamların en güzeliyle yeniden beraberiz ve biraz sonra ilahimiz ve duamız olacak inşallah. Efendim sorulardan biri şu, 2-3 önemli soru var, onun için hemen hızlı şekilde cevaplandırayım. Yuva bozmak için yapılan büyü tutar mı diye. Yuva yapmak için yapılan büyüler vardır. Kur'an-ı Kerim'in Harut ile Marut'la ilgili ayette ifade ettiğinden anlaşılıyor ki bir dönem karı koca arasını bozmak için güçlü sihirler yapılıyordu. Büyü yapılıyordu ve büyü tutuyordu. Büyünü tutması Allah'ın iradesinin dışında bir şey değildir. Aklınıza bu soru gelebilir. Yani Allah'a rağmen mi? Haşa. Hiçbir şey Allah'a rağmen olmaz. Hiçbir şey. Yaprak yerinden kıpırdamaz. Ama Allah bazı şeylere bir imtihan vesilesiyle müsaade eder. Allah istese hiçbir katil cinayet işleyemez. Ama katil cinayet işlemek için karar verir. Cinayet işleyecek aleti alır, cinayet işler. Allah da o cinayet emrini, cinayet talebini yaratır. İsteyen kul yaratan Allah'tır. Bu nedenle de evet büyü tutabilir. Büyü nasıl tutuyor? Karı koca ayırmak için bir nefret oluşturuyor. Onu nasıl yapıyor? Kişinin, erkeğin veya kadının duygularına vesvese veriyor şeytan vasıtasıyla. Vesvese kişiyi soğuk gösteriyor. Yani eşini, kadını kocasına soğuk, kocayı da karısına soğuk gösteriyor. Böylece tılsımlarla, değişik geometrik şekillerle ve değişik malzemelerle, bazen erkeğin eşyalarını kullanarak, erkeğin tarağını, dökülen saçını, tarağını, iç çamaşırını kullanmak suretiyle ve düğümler, yani ipliklere düğüm atmak suretiyle sihir uyguluyorlar ve bu sihirde kişi daralıyor, eve gelince sanki bir şey onu boğar gibi hale geliyor. Böylece Yüce Allah'ın iyi niyete kullanmayı emrettiği akıl
şer yönünde kullanılıyor. Zarar veriyor. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Allah'a sığınmak, büyücüye gitmek, çözmek değil. Felak suresi, Nas suresi okumaktır ve korunmaktır. Şunu da söyleyeyim. Hazreti Peygamber bu tür kötülüklere karşı çok dualar yapmıştı. Fakat sahabenin ifadesine göre Felak ve Nas suresi indikten sonra Hazreti Peygamber diğer bütün duaları bıraktı. Sadece Felak ve Nas'ı tutmaya başladı. Yani sadece onları okumakla yetindi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu nedenle de bunu okuyunuz. Bu tür şeytani vesveselere ve büyülere karşı diye söylemiş olayım. Abdestliyken küfredenin abdesti bozulur mu? Yani abdest olarak bozulmaz. O abdeste namaz kılar. Fakat tabii küfreden, hakaret eden, insanları tokatlayan, insanlara eziyet eden, hakaret eden, kınayan, küçümseyen bir insanın veya insanları insan yerine koymayan bir insanın kıldığı namazdan, tutuğu abdestten bir hayır gelmez. Namaz namazdır, kabuldür. Yani oruçluyken, öyle diyor Peygamberimiz değil mi? Oruçluyken buna küfretti, buna hakaret etti, buna ağır söz söyledi. Orucu bıraksın diyor. Onun orucunun bir kıymeti yok, ancak aç kalmış olur. Ama oruç yerine geçmiştir. Yani o orucu kaza etmeye gerek yok. Fiilen oruç tutulmuştur, aç kalmış adam çünkü. Ama sevabı gelmemiştir. Çünkü namazın, orucun da sevabı vardır. Yani farz oluşunun dışında onun manevi etkisi vardır. Bunu yapan insanların o etkiden istifade etmesi söz konusu değildir diye ifade edeyim. Kul hakkı yiyen öldüğünde borcunu bir başkası ödeyebilir mi diye bir soru var. Efendim, kul hakkı yiyen kişinin, borcu olan kişinin ödeyemediği borcunu bir dostu, bir akrabası, bir evladı eğer öderse iyi olur. Hazreti Peygamber borçlu ölen kişi cenazesini kılmamıştır. Cenazesi geldiğinde bu adamın borcu var mı diye sordu. Biri dedi ki bana vereceği vardı, vermedi. Borcu vardı yani. Resulullah buyurdu ki birine kim bunun borcunu kapatacak? Biri dedi ben kapatayım. Efendimiz namazını kıldı. Fakat bu adamı her gördüğünde ne dedi? Adam her gördüğünde borcu ödedin mi? Borcu ödedin mi? Borcu ödedin mi? Adam borcu ödedim deyinceye kadar durdu. Niye biliyor musunuz? Kul hakları ödenmeden kişi cennetin kapısında mahpustur. Giremez içeriye. Yani ibadetleriyle, namazı, orucu, zekatıyla bütün hak etmiş olsa bile ateşe gitmiyor iyiliklerinden dolayı. Kul hakkından dolayı da cennete giremiyor. Arada duruyor o kapıda. Ne zamana kadar? Borcu ödeninceye kadar. Bu nedenle nice insan vardır, ölmüştür. Akrabaları sonra rüyada görüyor, diyor ki benim borcumu ödeyin diyor. Kul hakkı ödenmelidir. Ama adam iflas etti, öldü, gitti, perişan oldu. Ödeyemedi, o ayrı mesele. Fakat adam şirket kuruyor, paravan şirket kuruyor. Şirkete kimi getiriyor? Ölmüş bir adamı. Ondan sonra dolandırıyor. Herkesi tokatlıyor, kapatıp gidiyor. Hadi bulabilirsin. Bulsan ne yapacaksın? Adam sahtekar, üçkağıtçı. Beni bağışlayın ne olur. Bu adam işte kul hakkının tam ortasındadır. Ama adam küçük bir para aldı, ödeyeceğim diye. Hakikaten olmadı. Perişan oldu, üzülüyor da. Buyla bu bir değildir yani. Onları mutlaka ayırmak gerekir. Kız ve erkek evlat arasında ayrım yapmanın günahı nedir? Açık söyleyeyim, kız evlatlarını aşağı gören bir baba ahirette sorumludur ve mesuldür. Kız ve erkek evlat arası ayrılmaz. İkisi de senin evladındır. Yani evladını, erkek evladına dört elle sarılıyorsun ama kız evladına yan göze bakıyorsun. Yani onu önemsemiyorsun. Diyorsun ki elin oğlanına gitti, elin evladına gitti. İyi de ama senin kızın senin kanından, senin canından, senin karından olduğu kız evladını başının tacı yapacaksın. Kız evladına daha fazla ilgi göstereceksin. Ben bir örnek vereyim. Çok sadece küçük bir örnek. Benim babam rahmetli müftüydü. Biz dört erkek bir kız kardeşiz. Beş kişiyiz. Kız kardeşimizin evine günde bir defa uğrardı. Bize günde, üç günde bir uğrardı. Ama kız kardeşimizi hepimizden daha fazla kayırırdı kız olduğu için. Yani pozitif ayrımcılık yapıyordu, negatif ayrımcılık değil. Kızdan yanaydı. Olması gereken bu. Onun için kızlarımızı daha çok seveceğiz. Bir şey daha söyleyeyim baba ve annelere.
10 tane erkek çocuğunuz olsa size hayrı olmuyor bazen. Bir kız çocuğunun bazen hayrı 10 erkekten daha fazla. Onun için kız çocuklarını seveceğiz ve seveceksiniz diyorum. Sevgili Abdurrahman Önül, onu dinlemek istiyorsunuz. Seviyorsunuz biliyorum Abdurrahman'ı. Biz de seviyoruz. Mustafa Duman hocamızı da zaten seviyoruz. Şimdi onların ilahilerini dinleyeceğiz. Sonra dua edeceğiz hep beraber. Buyurun. Yalancı dünyaya konup göçerler. Ne söylerler, ne söylerler, ne bir haber verirler üzerinde. Türlü otlar biterler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Geminin üstünde sararmış otlar, geminin üzerinde sıra selviler, kimi masum, kimi güzel itler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları başlarında hece taşlar, ne söylerler, ne bir haber verirler. Akardı Yakup'un gözünün yaşı, gözünün yaşı, gözünün yaşı. Akardı Yakup'un gözünün yaşı, gözünün yaşı.
ettikçe eritir dağ ile taşı, dağ ile taşı, dağ ile taşı, dağ ile taşı. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi, attı kardeşi, attı kardeşi. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye, gitti de gelmedi vah yavrum diye. Sevgili Abdurrahman, ağzına sağlık. Sevgili Mustafa Hocam, ağzına sağlık. Peker kardeşler, elinize sağlık. Ve beraber gecemizin duasını yapalım mı? Çünkü sabahleyin de buradayız 8'de, 8-10 arasında inşallah. Pazar günü 10'da yine ekrandayız inşallah. Evet, amin. Amin, amin, amin ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve rahmil fukara vel mesakin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi. Cuma gecesindeyiz. Perşembeyi cumaya bağlayan şu demde, şu noktada. Ya Rabbi, dışarıdaki kar gibi yüreklerimizi bembeyaz eyle. Yüreklerimizi temizle ya Rabbi. Yağmur veya karla inen her bir melek yeryüzüne iner ve bir daha ona görev verilmez. Bu kadar kainat, bu kadar büyük ve sonsuz ve namütenahi ve onun tek Halık'ı, tek Rabb'ı, tek Efendisi sensin ya Rabbi. Amin. Kudretine, azametine, büyüklüğüne sığınmışız, bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bu geceler hürmetine önce Müslümanları ve sonra bütün insanlığı muhafaza eyle. Amin. Bizi her türlü kötülükten, oyundan, şerden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanları güzel tanınan insanlar eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanların ellerinden, dilinden, yüzünden, gözünden kimseye zarar verdirme ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Amin. Sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten uzak eyle. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ya Rabbi, şu anda ekran başındaki hangi kardeşimizin hangi duası varsa hayırlısı nasip eyle. Amin. Hangi şer varsa, korunuyorsa ve kaçınıyorsa o şerden uzak eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Efendim, Fatiha'mızı okurken biz biraz sonra okuyacağız. Sabah 8'de beraber olacağız. Ve hemen hızlı bir şekilde ben Resul Uyar, Aleyna Öztekin, Ayşe Gökbudak, Metin Erbasan, Güler Hisar kardeşlerimize kitabımızdan göndereceğiz. Sizleri seviyoruz sevgili Mustafa Duman, sevgili Abdurrahman Önül kardeşlerime, Peker kardeşlerime teşekkürlerimi. Bizi burada bu karlı günde yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, sabahleyin 8'de beraber olmak üzere. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Ya Rabbi, şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyetle okumuşsa ilahi, o kardeşimizin niyetini kabul eyle.